Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün yine sizlere çok pratik, çok lezzetli bir kek tarifi hazırladım. Hem de evinizde kek kalıbı yoksa bu yöntemle de evde kek kalıbınızı kolayca kendiniz yapabilirsiniz. Karamel rengiyle kahvenin o mis gibi kokusuyla muhteşem bir tarif geliyor. Karıştırma kabında bir su bardağı kese yoğurdum var. Diğer adıyla da süzme yoğurt. 1,5 yemek kaşığı dolusu Nescafe ekliyorum. Ve yoğurdu kahvemle o güzel rengi ortaya çıkıncaya kadar karıştırıyorum. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle kese yoğurdu, süzme yoğurt kullanın. Diğer yoğurtlar biraz sulu olduğu için bu güzel kıvamı yakalayamayabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Renginin güzelliği ve kıvamının güzelliğini görüyorsunuz. Karıştırma kabına 2 adet yumurtamı alıyorum. Kek harcımı hazırlamak için 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve yumurtayla şekerim bembeyaz oluncaya kadar çırpıyorum. Kolay ve az maliyetli bir tarif. İnanın ki lezzetine doyamayacaksınız. Evet, bembeyaz oluncaya kadar çırptım. Rengi nasıl değişti gördüğünüz gibi. Artık diğer malzemelerimi üzerine ekliyorum. Yoğurtlu kahve karışımını üzerine ekliyorum ve güzelce temizliyorum kabımı. İçerisinde hiç kalmasın. Şöyle temizledikten sonra kaşıkla iyice çırpıyorum. Diğer Türk kahvesiyle olur mu diye soru gelebilir. Denemedim arkadaşlar ama bu rengi çok fazla yakalayamazsınız. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik süt. Yine aynı şekilde 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağı. Ve artık unumu ekliyorum. Ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Şimdilik bir 3 kaşık un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Üzerine de son olarak 1 kaşık nişasta ekliyorum. Ve bu karışımı iyice çırpıyorum, topak kalmasın. Düşük devirde çırpalım. Önce bir şöyle karıştırdıktan sonra çırpıyorum ki unları havaya uçuşmasın. Evet, harcım hazır. Kenarlarını temizliyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Fırın kabını tereyağıyla yağlıyorum. Her tarafını, kenarlarını gelecek şekilde yağlıyorum. İstediğiniz şekil fırın kabı kullanabilirsiniz. Çok fazla büyük kullanmayın yalnız. Malzememiz çok olmadığı için ince kalabilir. Bir kaşık un ekledim ve her tarafını gelmesi için sallıyorum bu şekilde. Kalıbından daha rahat çıkabilmesi için. Artık kek harcımı kalıbıma boşaltıyorum. Tüm malzemelerimizi eklediğimiz halde gördüğünüz gibi rengi hiçbir şekilde değişmedi. İnanın bu tarifi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Görüş ve düşüncelerinizi de bekliyorum. Okudukça gerçekten çok mutlu oluyorum sizlerin yorumlarını. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. 150 derece alt üst ayarda pişmeyi gönderiyorum. Ben keklerimi hep 150 derecede pişiriyorum arkadaşlar. Siz kendi fırınınıza göre ayarlayın lütfen. Kekim pişti. Ortasındaki bardağımı da alıyorum. Bardak hiçbir şekilde çatlamıyor gördüğünüz gibi. Şöyle kekim hazır. Üzerine de şöyle pudra şekeri serpiyorum. Kekimin ilk sıcaklığı çıktığında pudra şekerini serptim. Sıcakken lütfen serpmeyin.
Şöyle dilimleri ayırması da çok pratik gördüğünüz gibi. Bir dilim alıyorum ve sizleri yakından göstermek istiyorum. Dokusunu ve kıvamını. Gerçi hava çok bulutlu olduğu için son pişmiş hali çok net gözükmedi arkadaşlar. Yine de rengini görebiliyorsunuz. Bir de üzerine kızımın isteği üzerine çilekli pudra şekeri serptik. Gerçekten denemediyseniz pudra şekerini çilekli deneyin. İnanılmaz bir kokusu var arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Yumuşacık, sünger gibi oldu. İçinde hiçbir çiğlik kalmadı. Dokusu gerçekten harika. Şöyle bölerek de yumuşaklığını göstermek istiyorum daha net. Bir güzel tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine değişik tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.